Sevgili Artık Klinik izleyicileri, yine bir programla beraberiz. Bugün saç sorunlarını konuşacağız. Saç sorunları hem erkekler için hem bayanlar için yoğun bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hele şu son zamanlarda yoğun bir şekilde COVID yaşadığımız dönemlerde COVID enfeksiyonları özellikle saç sorunlarına neden olmaktadır. Bununla ilgili zaman zaman televizyon ya da sosyal medya haberlerini zaten görmekteyiz. Aslında temel neden bir enfeksiyon olması, enfeksiyon ve inflamatuar olaylar saç sorunlarına zaten neden olmaktadır. Biz zaten bunu biliyoruz. Bu dönemlerde bazı desteklere ihtiyaç olabilmektedir. Bu sorunları yaşadığınızda hemen hekiminize danışabilirsiniz. Bazı takviyeler, belki birkaç işlemle bu sorunu hemen atlatmanız ya da yoğun bir saç sorunu yaşamadan bu süreci atlatmanız söz konusu olabilir. Şimdi bizim daha çok ilgilendiğimiz konu aslında kronik olan ya da sorunların bir türlü çözülemediği durumlarda neler yaparız? Erkeklerde biliyoruz ki genetik, androjenik dediğimiz bir kellik söz konusu. Onlarda saç ekimine kadar giden bir süreç söz konusu. Özellikle erken yaşlarda bu problem başlayınca yoğun bir şekilde karşımıza büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Biz bunların hemen saç köklerinin korunması, oradaki o folikül yapının ve saçlı derinin sağlıklı kalmasını sağlamak istiyoruz. Bununla ilgili tedavilerimiz var. Mezoterapik tedaviler çok önem taşımaktadır bunun yanında. Bir de takviyeler. Bununla ilgili hangi takviyeler var? Örneğin androjenik kellik yaşadığımızda yoğun bir şekilde prokapil içeren bazı ürünlerin kullanılması çok önemli. Sadece bununla mı? Tabii ki değil. Beraberinde özellikle içerisinde biyotin içeren ürünlerin kullanımını tavsiye etmekteyiz. Bununla beraber sadece takviyeler değil, bizim de müdahalelerimiz söz konusu. Hangi müdahaleler yapabiliyoruz? LED terapilerinden tutun, mezoterapiler, PRP'ler gibi birçok enstrüman kullanabiliyoruz. Ben burada yine birkaçını size göstereceğim. Örneğin bir LED terapi. Bakın böyle küçük E tipi olanları var bunların. Evet, şu şekilde bakın LED'leri var, kırmızı LED'ler. Bunlar aslında cilt altındaki folikül uyarısı için gerekiyor. Bunların belli aralıklarla uygulanması buradaki folikül yapıyı uyarmaktadır. Daha büyük olanları var. Bakın burada şu şekilde bir kask şekilde olanları var. Bunu da ben size göstermiş olayım. Bakın bu şekilde bir kasktan bahsediyoruz. Bu kaskı, ledlerimiz yanıyor. Kameraman arkadaşlarım muhtemelen size gösteriyor. Bu ledleri şu şekilde deriye uygulanmasıyla beraber bir folikül uyarısından bahsediyoruz. Cildin daha sağlıklı hale gelmesi için bir LED terapiden bahsediyoruz. Bunların farklı şekilleri var. Kask şeklinde olanları var ya da sadece saçlı deriyi ve gözlerimizi kapatıp zarar görmeyecek şekilde farklı terapi modelleri var. Biz bunlarla birçok enstrüman kullanabiliyoruz. Bakın bunu da şöyle alayım. Şimdi yaklaşımımız her şeyden önce problemin ne olduğuna yönelik önce tespitle başlıyor. Bayan hastalarımızda mezoterapi ihtiyacı olan aslında yoğun bir kitle var. Bunun nedeni özellikle kan problemlerinin yaşanması, yani bir kansızlık olması ya da kandaki bazı eksikliklerimiz, özellikle vitamin grubunun eksikliği saçlarımızda problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz her şeyden önce saçlı deriyi inceliyoruz. Saçlı derideki sorunu tespit etmeye çalışıyoruz. Buradaki kıl yapısının, bu folikül yapısının tamamen gidip gitmediğini ya da geçici olduğunu, kılların inceldiğini ya da saçları şöyle çektiğimizde köküyle gerildiğini ya da kırıldığını önce tespit ediyoruz. Yani sorunu önce tespit etmemiz gerekiyor. Acaba sorun buradaki temasla ilgili bir problem mi, yoksa içten beslenme ya da hastalıklarla mı ilgili? Bunu nasıl tespit ediyoruz? Tabii bazı tetkikler istememiz gerekiyor ama lokal muayeneler. Bizim bakın saçlı deriyi muayene ediyoruz. Yani saçlı deriyle ilgili bir sorun var mı? Egzemalar olabilir, bazı hastalıklar olabilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda farklı problemleri de düşünmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili bakın şöyle bir yakın görü yapıyorum ben. Hem saçlı deriyi inceliyorum hem de buradaki kıl yapısını inceliyorum. Oradaki dökülmüş alanları tespit ediyorum ya da sorunlu bölgeleri böyle yakın bir görüşle dermaskop denen cihazlarla tespit edebiliyoruz. Bazı tetkikler istiyoruz bunlarla ilgili. Acaba bir kansızlık mı var diye. Özellikle bayan hastalarımızda, hanımefendilerin kansızlık sorunları çok olmaktadır.
Bu nedenle önce kan testi yapıyoruz. Sadece tabii kansızlık mı? Hayır. Hormonal nedenlerle de olabiliyor. Bu özellikle guatr testi yaparak acaba oradaki bir guatr hormonlarının eksikliği mi söz konusu? Özellikle hipotiroidde biz sıkça buna rastlıyoruz. Sadece hipotiroidi değil tabii. Birçok hormon problemi bunlara neden olmaktadır. Özellikle son dönemde de biraz önce girişte de bahsettim. Enfeksiyonlar ve COVID enfeksiyonları. COVID enfeksiyonları da yine saç sorunlarına neden olabilmektedir. Şimdi erkeklerde ise bu problem kalıcı olabilmektedir. Erkek tipi dökülme dediğimiz dökülmeyi ben size şöyle tarif edeyim bir taraftan. Şimdi erkek tipi dökülme dediğimizde hemen yan kısımlarda, bakın şu kısımlarda, kameraman arkadaşım belki gösterir. Şu kısımlarda bir açılmadan bahsediyoruz. Yani alın orta bölümünde değil de kenar bölümünde bir açılmadan bahsediyoruz. Biz buna erkek tipi dökülme diyoruz. Sadece burada mı? Hayır. Tepeye doğru, özellikle bir tepede dökülme de olabilir. Yani yan tarafın açılması ve tepeye doğru olan bir dökülme var ise bu hanımefendide de olsa aslında erkek tipi bir dökülmeden bahsediyoruz. O zaman ona yönelik bir tedavi yapmamız gerekiyor. İşte burada biraz önce gösterdiğim takviyeler, içerisinde prokapil, biyotinli bulunan bazı gıda takviyelerle beraber topikal tedaviler devreye girmektedir. Şampuanlar bize çok sorulmaktadır. Yani şampuanlar acaba saç dökülmesinde kullanılmalı mı? Ya da içeriğinde ne olmalı? Şampuan aslında şöyle bir söylemimiz var. Hiçbir şampuan saç çıkarmaz. Fakat saçın sağlıklı hale gelmesi, derinin sağlıklı hale gelmesinde bize destek olabilir. Şampuanlar grubunda da evet seçtiğimiz özel şampuan grupları var. O konuda da zaman zaman destek istiyoruz. Soralım bakalım, bir saç sorunu yaşıyor muyuz? Evet, saçlılarda bir egzema söz konusuymuş. Bazı yerlerde bir pullanma ve dökülme, hatta kabuklanma ve bunun da belki biraz kepeklenmesi söz konusu olabilir. Bakın bazı yerlerde var gerçekten. Evet. Bunun dışında saçlı deriye bakın, şöyle saçları çektiğimizde acaba bir dökülme var mı? Elimize bir saç geliyor mu diye bakıyoruz. Tabii bunu nasıl ya da kişiler nasıl bunu anlıyor? Özellikle banyo yaptıklarında, saçlarını taradıklarında saç köklerinin yere düştüğünü ya da çok fazla saçının döküldüğü söylenmektedir. Şöyle bir şey var. Acaba kaç tane saç telinin dökülmesi normaldir bir günde? Biz 40 tane, 50 taneye kadar aslında normal kabul ediyoruz. Eğer saçlar kısa ise bu dökülen saçları çok görmüyoruz. Özellikle çok kısa ise erkeklerde hemen hiç görmüyoruz ama saç uzadıkça belki 10 tane, 20 tane bile dökülse bu bize çok dökülüyormuş gibi gelebilir. Bunun içindir ki hekim muayene ettiğinde o saçlı derinin sağlıklı olmasını ya da şuradaki saç köklerinin sağlamlığını aslında test ediyor. Test ettiğinde eğer bir kök geliyorsa onun da kırılma ya da kökünden geldi. Bakın ben şimdi çektim, bir tane geldi mesela. Bunu inceliyorum acaba. Evet bakın kök kısmı gelmiş. Evet bu kökten dökülme. 40 tane 50 taneye kadar biz bunu normal kabul ediyoruz. Nedeni şu. Saçlı derimizde de diğer kıllarımızda olduğu gibi lazer epilasyonlarda biz sıkça bahsediyoruz. Bir anajen dönem dediğimiz aktif bir dönem var. Bir de telojen, katajen dediğimiz dökülme evresi ve dinlenme evresi var. Şimdi bütün saç köklerimiz, yani kafamızdan bahsediyoruz, saçlı deriden bahsediyoruz. Anajen dönemde değil. Belki %85'i, belki %90 anajen dönemde ve bunun da 2 yıl ile 5-6 yıla kadar uzamasını istiyoruz. Eğer bu anajen dönem kısaldı ise, döngü hızlandı ise o zaman çok dökülmeden bahsedebiliriz. Birçok tedavideki amaç zaten bu aktif dönemdeki saç köklerinin ömrünü uzatmak. Yani oradaki 1 yıla düşmüş ya da 2 yıla düşmüş ömrü biraz daha uzatarak hem saç uzamasına katkı sağlamak hem de sağlıklı ve kalın bir saç telinin oluşumunu sağlamaktır. Biz mezoterapiler kullanıyoruz. Birçok hekim mezoterapide değişik tercihlerde bulunabilir. Bakın size birkaç örnek preparat göstereyim yine şöyle marka vermeden. Bu bir mezoterapi. Özel hazırlanmış bir kombinasyon bu mezoterapiler. Bakın şöyle yine. Bunların enjekte edilebilir ya da topikal olanları kullanılmaktadır. Bakın belki kameraman arkadaşına yine marka görünecek şekilde size değişik mezoterapileri şöyle gösterebiliriz. Evet. Yine
Biz bu mezoterapileri nasıl yapıyoruz? Her şeyden önce saçlı deride bir temizlik yapıyoruz. Ben size örnek bir mezoterapi nasıl yapılıyor hemen göstereyim. Bir dezenfektan solüsyonla önce bakın şu şekilde saçlı derimize bir dezenfeksiyon yapılıyor. Nedeni şu, hem enjeksiyon yapılabilir hem de minik minik mikronidil iğneleme dediğimiz iğneleme sistemiyle saçlı deriye girişler yapılabilir. Bunun için mutlaka bir solüsyonla saçlı derinin ve saçların temizlenmesi çok önem taşımaktadır. Ben size tabii göstermek için şöyle hızlı bir şekilde bir temizlik yaptım. Arkasından, evet, birkaç yöntem var. Bazı hekim arkadaşlarımız buradaki mezoterapik sıvıyı alıp direkt enjekte edebilir. Bazen mikronidiller kullanabilir. Tabii birkaç şekilde kullanabilir. Benim en sık kullandığım şekli aslında mikronidillerle beraber kullanımı. Evet. Tabii bunlar sadece mikronidiller kullanılmıyor. Lazerler kullanabiliyoruz. Farklı terapileri yine kombine edebiliyoruz. Bakın burada mikronidil dediğimiz şey budur. Bu kablosuz şekli. Bakın burada iğne ucumuz var. Bu iğne uçları çok hızlı bir şekilde girip çıkmaktadır. Evet, belki kameraman arkadaşım da yakın çekim isteyebilir. Bu şekilde bir iğne ucu var. Çoklu bir iğne ucu bu. Benim kullandığım burada 12'li, 9'lusu var veya daha fazla 24-36'lı gibi farklı şeyler kullanılabiliyor. Bakın, temizlenmiş olan bir cildimiz söz konusu. Temizlenmiş olan cildimizde şu şekilde minik ve kibar hareketlerle bu mikronidle'ı saçlı deride gezdiriyorum. Saçlı deride gezdiriyorum. Evet. Bu arada mezoterapik solüsyonlarla ilgili ülkemizde de çalışmalar var. Birçok ithal ürün kullanıyoruz ama yerli üretimde de güzel ürünler çıkmaya başladı. Daha çok kombinasyon tercih ediyorum ben. Bir de dikkat edeceğimiz noktalardan birisi şu ya da benim çok dikkat ettiğim nokta. İçeriğindeki ürünlerin bırakıldığında saç dökülmesine neden olması. Bununla ilgili eğer saç dökülmesine neden oluyor ise bu ürünlerden uzak durulması önemli. Ben genelde onları çok tercih etmiyorum. Aslında kullanıldığında çok hızlı bir şekilde saçın gürleşmesi söz konusu olabiliyor ama bırakıldığında tekrar bir dökülme sürecinden bahsediyoruz. Bu çok istediğimiz bir durum değil. Evet, bir tarama yaptık ama henüz ilaç uygulamadık. Yine bu grupların aslında ilaçlı olanları da var. Yani pen grupları var. Kendi ilacını bu iğneli gruba takabiliyoruz. Onu da yine kullanıyoruz ama ben genelde tercih ettiğim, kendim organize edip bir şekilde iğnelediğim. Burada mezoterapik solüsyonu küçük bir iğnemize çekiyoruz bu şekilde. Temizlenmiş cilde de minik minik enjekte ediyorum. Bakın şimdi yapacağım size. Hem de canlı canlı uygulama yapmış olalım. Evet. Şöyle şuradan bir solüsyon çekiyorum. Şu şekilde. Evet, çektim bu solüsyon. Sadece size göstermek için yapıyorum tabii. Daha ince bir iğne ucu kullanıyorum. Çok minik. Hayalet iğne dediğimiz iğneler bunlar. Nedeni ince bir iğnenin kullanımı daha az bir acıya neden olacaktır. Çok ağrılı mı diye sorular geliyor. Hemen onları da bir taraftan cevaplayalım. Çok ağrılı değil. Bir taraftan soracağım şimdi yaparken. Evet. Kameraman arkadaşım belki çok yakın iğne çekimi yapmak istemeyebilir. Ben şöyle çok da görünmeyecek şekilde hemen minik minik iğnelemeler yapacağım. Evet. Bu şekilde birkaç iğneleme yaptım. Oraya küçük bir masaj yaptım. Çok mikro kanamalar olabiliyor. Bakın şu orta grupta da yine birkaç noktaya yapayım size göstermek için. Evet. Çok fazla derine vermeye gerek yok. Mezoterapi dediğimiz şey cildin mezoderm tabakasına vitaminlerin, ilaçların her ne istiyorsak onların enjekte edilmesi işlemidir. Biz bunları hem mikronidil aracılığıyla yapıyoruz hem de enjeksiyon olarak bu şekilde yapabiliyoruz. Daha sonra enjeksiyondan sonra o bölgeye mikronidil uygulamasını tekrar yapıyorum. Bakın bu şekilde çok böyle kibar bir şekilde yoğun kanamalara neden olmadan yapıyorum. Bazı uygulamaları ben de görmekteyim. Yoğun bir şekilde kanatmalar söz konusu. Özellikle mikronidil uygulamalarında rastlıyorum. Çok yoğun kanamaları biz istemiyoruz. Onlar ancak saçlı deriye zarar vermektedir. Evet. Bununla ilgili bakın mezoterapimi yapmış oldum. Tabii bunu
size göstermek için küçük bir noktada yaptım ama bunu istediğim bütün bölgeye yayabiliyorum. Şimdi mezoterapilerin bir de rollerla uygulamaları var. Roller uygulaması. Bazı hastalarımız bize çok yoğun bir şekilde gelip gidemiyorlar. Bunlara özel topikal bazı mezoterapilerimiz var. Biz bunları kişiye de verebiliriz. Bu roller uygulamasıyla, oradan arkadaşlar belki bir roller da göstermek isteyebilirler. Roller da ben göstereyim size. Şimdi roller da yine bunun gibi saçlı deriyi temizledikten sonra bir roller uygulaması yapılıyor. Arkasından o mezoterapik losyonun minik minik damlacıklar şeklinde masajla cilde yedirilmesi söz konusu oluyor. Böylece rollerla bir mezoterapi yapmış oluyoruz. Burada amaç mezoderm tabakasına vitaminlerin ve buradaki ilaçların bir şekilde aşağı indirmesi. Peki ne kadar sıklıkla yapalım? Ben hemen şuradan bir roller alayım arkadaşlar size göstermek için. Evet, verdiler bize bir roller. Şimdi bu bir roller, roller uygulaması. Temizlenmiş bir cilde kişinin kendisi veya bir yardımcısı, bakın roller dediğimiz şey şöyle bir, bakın ucunda iğneler olan bir yuvarlak yapıdan bahsediyoruz. Bu bir rollerdır. Evet. Bakın minik minik iğnelerimiz var. Bunların değişik kalınlıkları var. Saçlı deriye uygun bir rollerla bu şekilde, bakın bu şekilde cildimizi gezdirdiğimizde aslında çok minik orada kanallar açmaktayız. Biz o kanallardan mezoterapik malzemeyi, mezoterapik ürünü cildin altına yedirebilmekteyiz. Evet, roller'ı da göstermiş olduk. Tabii artık klinik izleyicilerinin farkı neydi? Birçok uygulamayı hem canlı görüyorlar hem de bilgi sahibi oluyorlar bizi izlediklerinde. Evet, hem uygulayıcılar hem de uygulatanlar açısından bilgilendirici videolarımız ve programlarımız olmaktadır. Evet, şimdi ne kadar sıklıkla yapalım mezoterapileri? Bu da çok soruluyor. Haftada birkaç tane de yapabiliriz. Yani haftada iki, haftada bir, iki haftada bir. Bunların hepsi de doğrudur. Kullanılan ürün yapısı, hekimin protokolü bunu değiştirebilmektedir. Yani mezoterapileri biz genelde ilk başlarda birazcık sık yapmaktayız. Yani yeni başlayan biri için biraz yükleme yapıyoruz. Haftada bir veya iki birkaç doz. Arkasından belki iki haftada bir, hatta bunun ayda bir, sonra da hatırlatma dozlarıyla bitiriyoruz. Tabii ki eğer saç sorunu androjenikse, yani bu ne demek? Genetik bir problem ise, o zaman bir testosteron hassasiyetten bahsediyoruz. O hassas olan bölge bizim genelde hem şakaklar şöyle yan taraflardan başlıyor ve kafamızın üst bölgesini içeriyor. O zaman kronik bir sorundan bahsediyoruz. Aslında bu sorun hiç bitmeyecek. Biz ne zaman saçlarımızı korumaz isek bu saçlarımızı kaybedebiliriz. Bunun içindir ki hem mezoterapiler hem de destek tedavileri. Biraz önce göstermiştim size. Mesela prokapil içerikli bir ürün kullanalım dediğimizde bu sürelerin uzun olması gerekiyor. Biyotin takviyelerinin yine uzun olması gerekiyor. Bu takviye ürünlerin öyle birkaç ay kullanılıp bırakılmasını çok tavsiye etmiyoruz. Sürenin 6 ay, 1 yıl belki daha da uzun sürebileceğini kişiye anlatmamız gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Evet. Genelde birkaç tane mezoterapi ya da PRP yaptırarak problemlerin tamamen çözüleceği zannediliyor. Böyle bir yanılgı da olmasın. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi PRP'yi de anlatmadan geçmeyelim. Şimdi PRP dediğimiz şey aslında kandan elde edilen trombositten zengin, yani plateletten zengin bir plazma. Nasıl elde ediyoruz? Kişinin kendi kanı aslında bu. Koldan alıyoruz biz bu kanı. Daha sonra laboratuvar ortamında santrifüjlerle biz bunları zenginleştiriyoruz. Yani trombositten zengin bir kısmını alıyoruz. O kısmı aldıktan sonra biraz önce nasıl enjektörle aldım yaptım. Enjektöre çekiyoruz zengin olan kısmını. Yani platelet, rich plazma dediğimiz kısmı biz topluyoruz. Trombositten zengin olan plazmayı biz saçlı deriye veya sorunlu bölgeye enjekte ediyoruz. Böylece biz PRP yapmış oluyoruz. PRP'lerde biz 3 ya da 4 seans önermekteyiz saç sorunlarında. Bunları mezoterapilerle kombine ettiğimiz gibi ayrıca da yapabiliriz. Süre ne kadar? Yine 2 hafta olabilir, 3 hafta olabilir, 4 hafta olabilir. Burada hekim saçın durumuna göre zaten karar verecektir. Şimdi androjenik kellik dediğimiz özellikle erkeklerde olan ve saç ekimiyle sonuçlanan süreç
Bayanlarda da aynı şeyde. Yani diyelim ki bir açılma söz konusu oldu ve bu kalıcı oldu. O zaman yine bir saç ekiminden bahsetmemiz gerekir. Saç ekimi dediğimiz şey aslında girişimsel bir işlem. Mezoterapinin bir üst girişimsel olan bir işlemi. Nasıl yapıyoruz saç ekimini? Saç ekimlerinde özellikle erkeklerde sıkça görmektesiniz. Türkiye'de saç ekimi için aslında bir cennet. Hem ekiplerin çok iyi olması, ekiplerin çok iyi çalışması ve yüksek sayıda greftleri nakledebilmesi çok büyük bir avantaj ülkemiz için. Ülkemiz için de aynı zamanda biliyoruz ki sağlık turizmi konusunda çok önemli bir yer almaktadır. Şimdi peki bu ekim için saçları nereden alıyoruz? Hep yanlış anlaşılıyor. Kameraman arkadaşım da şöyle ben size göstereyim. Bakın şurada kulağımız var. Kulağımız arkasından başlıyor. Ense dendiğinde yanlış anlaşılıyor. Şu kısımdan bahsetmiyoruz biz aslında. Şu kısımdan bahsediyoruz. Ense dediğimiz yer ya da saçlı deriden bakın greftleri alacağımız bölge aslında burası. Çok nadir olarak da şu yanlara doğru böyle kulağın üstüne doğru da gidebilir. Kişinin kalıcı dökülmeyen saçlarını aldığımız nokta aslında. Buradan alınan saçlar sanki bir fidan alınıp buraya ekiliyormuş gibi eksik olan bölgeye transfer oluyor. Biz buna saç ekimi diyoruz. Saç ekimleri konusunda da yine bir belki program çekeceğiz. Programda ayrıntılı anlatacağız. Ama amaç şu. Kalıcı olarak dökülmüş ve o bölgede açılmış bir bölge var ise biz oraya hiç dökülmeyecek olan saçın köklerini buraya transfer ediyoruz. Ve bununla beraber saç ekimini hem işlem esnasında hem de daha sonrasında takip ederek sonuçlandırıyoruz. Ve sonuçları da kalıcı olmaktadır. Şimdi zamanımız tükendi arkadaşlar uyarıyor beni. Çok hızlı geçti. Gerçekten birçok şey anlatmak istiyoruz ama bugünlük bu kadar. Diğer bir programda başka bir konuyla tekrar bir araya geleceğiz. Sevgili Artık Kınlık izleyicileri, mesafeli kalın, maskeli kalın, sağlıklı kalın. İnşallah yakın zamanda bu Covid ile ilgili mücadelemizi de bitirmiş olacağız. O zaman daha serbest ve maskesiz günler dileyerek bugünkü programı bitirelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.